Merhaba arkadaşlar. Bu Polygon ID'nin atölye kısmıyla başladık. Şimdi bir ID ile ilgili uygulama yapacağınız zaman bir şema oluşturmanız gerekiyor. Bunlarla da ilgili işte schemabuilder.polygonid.me adresi size yardımcı oluyor. Polygon'un böyle adres siteleri var. Polygon ID meselesini daha rahat anlamanız için. Connect diyelim. Cüzdana bağlayalım. Hangi cüzdana bağlandı bir bakayım. Tamam. Şimdi burada şemalar var ve bu şemalar daha önceden çeşitli amaçlar için hazırlanmış şemalar. İşte bir öğrencinin NFT dersini alıp almadığını kontrol eder. Bunu ben yaptım mesela. Burada Web3 Derneği üyelik var işte falan. Bunları denedim. Şöyle yapabiliyorsunuz. Bir şemayı forklayabiliyorsunuz. Şöyle forklayıp hadi bunun üzerinden ben devam edeyim diyebiliyorsunuz. Benim burada yaptığım bir hatayı söyleyeyim. Mesela Web3 Derneği üyelikte bir hata yaptım. Şunu yasaklamışlar. Ben burada hem tipe üye mi demişim, şemanın tipine üye mi demişim, hem de burada üye mi diye bir alan vardı. Hatırladığım kadarıyla bunda değildi, bir sonrakinde. Onu yasaklamışlar. Yani bu da hiçbir yerde yazmıyor. Aklınızda olsun. Şurada da üye mi, burada da üye mi yazıyor. Hem şema şekli hem buradaki alanın. Yani bununla ilgili bir doküman yok. O yüzden hani bir yerde takılırsanız girip Discord'dan Polygon ID'nin ekibine doğrudan sorabiliyorsunuz. Bunun uygulamasını indirdik. Polygon ID şu anda uygulamayı indiriyor. Devreleri indirirken bir sorun yaşadı. Yani devre dediği şemaları. Şu an indirmeye çalışıyor. Bakayım indirebilecek mi? Bağlantı değişti. Muhtemelen ondandır. Burada temalar var. Ben kendi yaptığımı göstereyim. Şimdi NFT dersini bir öğrenci alıyor mu, almıyor mu? Ben bunu kontrol etmek istiyorum. Açıklamaya da bunu girdim. Şu edit deyince görülür. Adı NFT dersi. Şemanın tipine NFT ders dedim. Birinci versiyonu. Buradaki özelliklerde de credential'lar, yani işte bu doğrulanabilir kanıt parçalarında bir ID var. Bir de öğrenci mi diye bir alan var. Öğrenci mi alanı boolean tipinde bir değişken ve bunu gelişmişten true false olarak seçiyorum. Açıklamaya da öğrenci kontrolünü yapar diyorum. Sonra publish on IPFS dediğimde benim şemamı IPFS üzerinde yayınlıyor. Kategori seçiyoruz, yayınlıyor. Zaten yayınlamıştım. O yüzden yayınlamayabilir. Zaten var diyor. Tamam. Diyelim ki yayınladı. Ondan sonra bana şu iki bilgiyi veriyor. Şemanın URL adresi ve şemanın LD konteksti. Bu alttakini verify ederken kullanıyoruz. Bunu da issue. Yani bu bir öğrenci gelip ben derse girdim, bana bunun belgesini ver dediğimizde bunu kullanıyoruz. Başka biri de senin dersine giren öğrencileri sorgulayacağım dediğinde bunu kullanıyor. Tamam, bu ilk aşamaydı. Sonra geçiyoruz ikinci sitemize. Issue UI Polygon ID mi? Buraya gelince aslında işimiz kolay. Diyoruz ki ben bir şema içi aktaracağım. Tamam diyor. Adresi IPFS'ten alıyorum. Yapıştırdım. Aktar diyorum. Burada bazen takılabiliyor. Şimdi hızlı oldu da NFT ders geldi. Hemen bir bakayım. Şema bu şekildeymiş. Aslında şema dediği şey arkadaşlar böyle çok kompleks bir şey değil. Bir tane böyle JSON dosyası. Şurada da var. Hani görebileceğiniz bir şey. Burada içi aktardı. Import diyoruz. Diyemiyoruz. Bakalım niye diyemedik. Takıldı. Ha, ne diyordu bu? Cat Ben bunu içi aktardım diyor zaten. Tamam, şöyle yapalım. Edit diyelim. Define attribute, publish on IPFS. Bu bir DAO'dur. Bakalım olacak mı? Oldu. Çünkü versiyonunu güncelledim. Önceden aktarmış bunu. Diyor ki almam. Gelelim Polygon issuer'a. Yani burada temin edici olarak bir issuer, Polygon issuer ID kullanıyoruz. Şey yapmıyoruz yani. Kendimiz de kurabiliriz bir düğüm ve biz de temin edici olabiliriz. Web3 Derneği bunu temin ediyor. Senin dernek üyesi olup olmadığını. Bunu fetch yapalım. Bahsettiğim buydu. Yani bazen takılabiliyor. Hemen şuradan telefonu kontrol edelim. İşte bu devreleri indirirken sorun oluyor. Allah'tan yedek telefonda var.
iPhone'da sorun olabiliyor. Android'de şu an pek bir soruna rastlamadım ama. Enes'in şunu hemen bir yandan. Peki bunlardan niye bu mobil uygulamalara bu kadar ihtiyacımız var? Çünkü zaten o kimliğini taşınabilir halde kullanacak ya şöyle Polygon ID'nin. Bir pin kodu soruyor. Pin kodunu giriyorum. Ve şu anda credential'ım sıfır. Bakın görüyor musunuz? Sıfır credential. Preview import. Import dedim. Aktarsın içe. Bakalım hata verecek mi vermemesi lazım. Hemen bakalım. Evet. iPhone'da aktarırken hata veriyor. Burada da bir hata var galiba. Tamam. Şimdi bunu aktardı içe. Detay diyorum. Bana diyor ki detayı bu şekilde güzel. Şimdi issue credential yani tamam artık temin edicinin elinde insanların öğrenci olup olmadığını sorgulayabilen bir şema var. Bu şemanın içinde de işte hash'i var, big integer dediği ayrı bir değişken var falan. Bunu sağla. Peki nasıl sağlayayım? Şuradan ya da şu üstte de var butonu. Direkt de yapabilirsiniz. Ama daha çok şu. Credential link ne zamana geçerli kadar geçerli bu öğrenci belgesi? Mesela dersi şimdi vermeye başladım. Pardon. 2024 yılının Mayıs'ının sonuna kadar geçerli olacak. Yani saat 4'e kadar. 4:30'a kadar. Ve bunu sadece 45 kişi temin edebilir. Tamam diyor. Peki bu belgede bir boolean alanı var. Yani bunu biz true mu döndüreceğiz? Sonra true diyorum. Bu dersi öğrenci olduğunu. Credential expiration date'de ya yani elinde bu öğrenci belgesi varsa şu tarihte eskiyebilir de diyebilirsiniz. Çünkü ikisi farklı. Biri ne zamana kadar belgeyi alabilir? Biri de elindeki belge ne zaman iptal olacak hikayesi. Boşta bırakabiliriz. Create credential link dedik. Neydi? İlk adım. Şeyimizi oluşturduk. Şemamızı. İkinci adımda şemamızı buraya aktarıyoruz. Bekliyoruz. Bir de üçüncü adımımız var. Şurayı bir çözmeye çalışacağım o arada. Bakalım. Ben bir durdurayım kaydı. Beklemeyin. Evet. Oluşturdu. Aynı zamanda iPhone'da uygulamada çalıştı. Şöyle bir ekran geldi. Create Wallet diyorum. Yeni bir cüzdan oluştur. PIN kodu soruyor. PIN kodumuzu girelim. Bir daha PIN kodunu doğrula dedi. Artık şöyle demiş ki Face ID yapacağım. Şu an gerek yok. Cüzdanını backup yapacağım mı? Yok. Şu an gerek yok. Cüzdan oluşturuldu. Ve cüzdan şimdi bana diyecek ki credential'ın sıfır. Evet. Şimdi view link şu. Bir öğrenci geldi dedi ki ben dersin öğrencisiyim tamam güzel. Hemen aç telefonunu şuradaki şeye bas QR koduna bas pardon QR koduna bas. Alt taraftan şöyle okutacağız izin verelim. Şöyle. Bunu okuttum ben. Hemen ne yaptı? QR kodu okuyor. Diyor ki bunu connect bağlayalım mı? Bağladık. Bağladık. Şimdi bakın burası diyecek ki notification gönderiyorum. Authentication. Hata verdi. Tamam. Bir daha deneyelim. Olmadı. Cihaz değiştirelim. Bunlar deneysel teknolojiler olduğu için çok sık hata olabiliyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Authentication diyor. Birkaç saniye sürebilir. Authentication'da hata verdi. Hemen bir de bu cihazdan deneyelim. Bakalım cihaz kaynaklı mı? Yine aynı şekilde poligon ID. Şöyle QR kodu görüldü. Hemen QR kodumuzu okuttuk. Burada bağlıyor. Connect dedim. Authentication bakalım. Hata verecek mi?
Burada da hata verdi. Şöyle yapalım hemen. Belki bunun credential'ında bir sorun olmuş olabilir. Şu NFT ders 1.0'ı deneyelim. Details'a geldik. Issue credential. Hemen yaptık. 345 dedik. Bunu seçmedik. Next step dedik. Öğrenci true dedik. Credential link diyelim. Hemen bir de bunu deneyelim. Yine takılırsa bağlantıyı değiştireyim. Tamam. Bu yine takıldı. Hemen bağlantıyı değiştireceğim. Aslında bağlantıyla ilgili değilmiş. Uygulamaları silip eğitim için baştan yükleyince şöyle bir hata yapmışız. Burada Polygon main yazıyor ya. O main'de değil. Biz şeyde Mumbai'de çalışmamız lazım. Yani deneme ana çalışmamız lazım. Oraya tıklıyoruz. Mumbai değil de şey, Polygon değil de Mumbai test anı seçiyoruz. Muhtemelen şimdi düzelecek. Bir daha deneyeceğim. Evet, zaten şöyle private profile connect diyelim. Hemen authentication'ı veriyor. Bakalım. Yine bir hata verdi. Bir tane bakalım. Ben buradan bakalım. Şu anda authentication almaya çalışıyorum. Bazen ursuluyor ama bu sefer aldı. Bakın buradan bana notification yolladı. Hemen ona basıyorum. Diyor ki siz NFT dersinin öğrencisiniz. Bunu kimliğinize ekleyelim mi? Tamam, kabul et diyorum. Credential ekleniyor. Adding credential. Bu arada iPhone'da sorun oldu. Android'de çalıştı. Ona Android'den sonra bakacağım. Burası biraz sürüyor. Normal. Artık benim cüzdanımda bir tane credential'ım var. My data'da bir tane credential'ım var. NFT ders öğrencisiyim. Bu bir anahtar. Mesela biri dedi ki, ben dedi Ankara Üniversitesi'nde NFT dersi alanlara burs vereceğim. Tamam, güzel. Şimdi burs sisteminde çalışıyoruz ya onunla ilgili. Tamam, güzel. Nasıl burs vereceğim? Gelin. Geliyor. Verifier'da. Şimdi onu da yapalım. Kastım. QR kodunu okutacak. Şimdi benim URL'im ne? Buraya geri geliyoruz. Bakın LD context dediğim şey. Tabii biz neyi en son şey yaptık? Bunu mu yaptık? 1.1'i mi yaptık? 1'i mi yaptık? Ona bir bakalım. Şuradan aldığımız buradan versiyon yazmıyor ama bunu yaptık. Bu neydi? 1.0. Tamam. 1.0'ın ID'sini alalım o zaman. O da bu 1.1. Şu. NFT dersimize. Burada. 1.0'a geçelim. Bunu aldık. Geldik. URL'im bu. Tipim ne? Bakalım hemen. Şema tipim. NFT ders. Aldım. Field dediği alan. Hemen bakalım. Bizim NFT derste field dediği alan doğru olsun da. Öğrenci mi? Field.
Öğrenci mi? Value. True. Bu boş bırakıyorum ama. Tamam. Şimdi bu verifier QR'ı, yani bir kişi burs alacak ama NFT dersini aldı mı almadı mı? Geliyor öğrenci. QR kodunu okuyacak. Günün sonunda ne olacak biliyor musunuz? Siz sadece telefonunuzdan açıp QR kodunu okuduğunca bir sürü arka tarafta şey gerçekleşecek. Bunlardan biri de mesela o NFT ders kontrolü. Mesela şu an açtım QR'ı, aynı yerden okutuyorum bakalım. Diyor ki gelsin. Bu diyor sana bağlanmak istiyor. Öğrenci mi kısmını true olup olmadığına bakacak. Bakalım. Hemen bakıyoruz. Issue da seçmedim. Bakın dikkat edersin. Neyse onu şimdi göstereyim. Generating proof. Generating proof for NFT ders. Preparing authentication parameters. Preparing authentication token. Authentication ve bitti. Bakın burada da sayfa açıldı. Sizin üyeliğiniz sorunsuz bir şekilde doğrulandı dedi. Artık burada ne varsa, mesela burada özel bir bilgi var, bir alan var. Buraya giriyoruz. Bir iş başvurusu yapacağım falan. Ne yaptık? Adım adım. Arada küçük yol kazaları da olsa ki onları bilerek bırakacağım. Çünkü karşılaşabilirsiniz. Şu değişik şeyler çıkabiliyor. Ne yaptık? Önce şemayı oluşturduk. Sonra şemayı götürüp issuer'a verdik. Issuer dedi ki tamam ben bunu artık temin edici olarak kullanacağım. Normalde biz bir site, bir not kurup onu issuer yapabiliriz. Ama şu an bana NFT dersi üyesi mi değil mi olayını Polygon Mumbai issuer diye bir yer gönderdim. Ondan sonra ne yapacağız? Verify edeceğiz. İkinci QR kodu geliyor. İkinci QR kodunda da şurada onu göstereceğim. Önemli noktalardan biri. Issuers var ya, bunu da değişebiliriz. Yani bunu mesela sadece Polygon Mumbai issuer, yani bunun gibi. Burayı şu an çok kullanılmıyor ama mesela şunu diyebilirsiniz. Mesela ben İnsanların öğrenci olup olmadığına bakacağım ama onları öğrenci belgesine veren yer sadece Gazi Üniversitesi ise şu sisteme girebilsinler gibi kompleks senaryoları da yapabiliyoruz. Evet, Polygon ID'nin atölyesi de bu şekilde. Tıpkı burada olduğu gibi yurt dışında da işte Bogota'da, Madrid'de atölyeler yapılmış. Orada da böyle teknik sorunlar var. Yani yaparken eğitimi veren böyle biraz çekinerek veriyor. Çünkü takılabiliyor bir yerde. Ama gördüğünüz gibi hani sorunsuz olarak da tamamlayabiliyoruz. Niye test dağında yaptık? Çünkü bu bir test projesi. O yüzden Mumbai'de yaptık. Mainnet'te de yapabilirsiniz. Ben de fırsat olursa bir tane Mainnet'te projeyi yapıp eklemeyi düşünüyorum.